Vakıfbank Spor Sarayı'nda Dünya Kulüpler Şampiyonu Vakıfbank'ın iki önemli oyuncusu Zehra Güneş ve Tuğba Şenoğlu ile birlikte bu başarıyı ve perde arkasında yaşananları konuşacağız. Arkadaşlar öncelikle tebrik ederim. 35. sezonda 5 kupa hedefiyle yola çıktığınız 2021-2022 sezonunda 2'de 2 gidiyorsunuz. Yani evet, Ankara seyircisini her zaman konuştuk. 4'te 4 final hariç hiç set vermeden zaten giden bir Vakıfbank vardı grup aşamalarında ve yarı finalde. Genel olarak nasıl değerlendirirsiniz detaylara geçmeden önce? Tabii ki de hedefimiz emin adımlarla yürümek bizi ekstra motive ediyor. 5 kupanın ikisini müzemize koyduk ve bir sonraki kupaya odaklanmaya başladık. Ankara bizim için çok zorlu bir turnuvaydı. Ama her sabah uyandığımda oynamaya daha aç bir takımla aynı sahadaydım ve bu bizim işimizi kolaylaştırdı. Çünkü hedefe bu kadar odaklanıp bu kadar motive olan bir takımla çalışmak bütün yorgunluklarınızı, bütün streslerinizi alıp götürüyor. Ve biz oraya gitmeden önce gerçekten bunu istediğimizi hissettim. Ve başarıp evimize dönmek, Türkiye'yi böyle bir platformda altın madalyayla temsil edebilmek çok gurur verici bir şey. Herkese destekler için çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz bu gururu yaşattığınız için. Tuğba, sen neler söylersin? Öncelikle evimizde oynadığımız için çok mutluyuz. İlk dünya kulüplerinin Ankara'da olacağı açıklandığında bu anı zaten hayal edebiliyorduk. Dediğimiz gibi 5 kupanın ikisini aldık. Bugünden itibaren tabii ki de Dünya Kulüpler Şampiyonu çok önemli. Ama yarın artık başka bir kupa hedefimiz var. Bunu burada bugün bırakıp artık yeni hedeflerimize odaklanacağız. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleştiğimizi öğrendiğimizde sizinle tekrar bir röportaj yapmıştık. Dedim tabii ki de iki Türk takımının finalde karşılaşmak hepimiz isterdik. Yüreğimiz birazcık buruk çıktık maça. Ama sonuçta iki takım da Türkiye'yi çok iyi temsil etti ve inanılmaz bir mücadele sahaya koydu. Üçüncülük ve birincilik dereceleriyle Türkiye'yi çok güzel bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Finalde tabii ki de iki Türk takımı karşılaşsaydı çok iyi olurdu. Ama şurasından bakıyorum, sonuçta ikimiz de turnuvaya mutlu bir şekilde ayrıldık. Üzülen taraf finalde yenilen veya yarı üçüncülük, dördüncülük maçında yenilen taraf olmadı Türkiye olarak. İkimiz de turnuvadan mutlu ayrıldık ve çok güzel bir şekilde temsil ettik Türkiye'yi. Yani finalde iki Türk takımı oynaması çok keyifli ve güzel olabilirdi tabii ki de. Her türlü sonuçta kupa Türkiye'de olacaktı. Ama olmadı. Sıkıntı değil. Sonuç olarak biz de birinci olduk ve kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutlu olduk bu durumda. Artık biz voleybol ülkesiyiz ve bunun evimizde olmasına gerek yok bu desteği görebilmemiz için. Eskiden evimizde olsun, taraftarlarımızla bu mutluluğu yaşayalım diye sevinirdik. Ama ben eminim ki artık dünyanın neresine gidersek gidelim, televizyon başında olsun, sahada olsun, o ülkede yaşayan vatandaşlarımız olsun, bizi sonuna kadar desteklemeye gelecekler. Tabii ki de Ankara'da oynayacağımız için heyecanlıyım. Ama artık voleybol ülkesi olduğumuz için her yerde her zaman desteklerini hissediyoruz. Bence bu yaz çok büyük işlere imza attık ve bu durumda tüm insanların bize inancı da arttı, güveni de arttı ve insanlar artık izlerken voleyboldan keyif almaya başladılar. Zehra'nın dediği gibi yani Ankara'da oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum çünkü oraya gittiğim an bu yazdaki hislerim gibi gideceğim ve bunun için de heyecanlıyım. Her maç öncesi denk gelmişsinizdir. Bir Filenin Sultanları marşıyla böyle evet. Ankara Spor Salonu birazcık daha coşku artmıştı. O marşı siz duyduğunuz zaman ne kadar motive oluyordunuz? İlk Avrupa şampiyonumuzdu bizim o marşın çıktığı zaman. Ve bize ayrıca motive eden bir yanı da var. Çok seviyoruz. Hatta bizim yabancılara öğrettik bizim. Hep beraber söylüyoruz. Çok ayrıcalıklı hissettiriyor. Tuğba, seni nasıl motive ediyordu sen o marşı duyduğun sırada? Yani sanki o salonda Vakıfbank'ı ve aynı zamanda Filenin Sultanları ile birlikte Vakıfbank'ı destekleyen de bir kitle vardı aynı. Kesinlikle dediğiniz gibi çünkü o şarkı çaldığında çok farklı duygular hissediyorum. Milli takımda bir an o türbün seyirciler aklıma geliyor ve şu an Vakıf'ta da bunu görmek cidden çok güzel oluyor. Vakıfbank bir yana
Türk voleybolu olarak herkes birbirine kanat germiş ve desteklemek için resmen yollara düşmüş durumda diye düşünüyorum. Bütün desteklerini her zaman her yerde hissediyoruz ve artık Türk voleybolu için daha kapsamlı şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Artık bize Ankara Arena bile yetmeyecek çünkü. Belki bundan sonraki dünya şampiyonasında belki nasip olursa olimpiyatları oynarsak eğer Türkiye'de yetmeyecek bir kapasitesi olduğunu düşünüyorum artık. Çok büyük kapsamlı salonların olması gerekiyor ve bunun için yeterli desteğin geleceğini düşünüyorum artık. Çünkü son birkaç yılda insanlar bunu gerçekten belli etmeye ve biz de getirdiğimiz başarılarla bunu istediğimizi gösterdik. Bize her yapılacak kişilerin destek olacağını düşünüyorum bu konuda. Şampiyon olduğumuz için bu sevincimizi de taraftarlarımızla paylaştığımız için mutluyum. Yani ilk maçtan son maça kadar bence tribün kesinlikle doluydu. Hani iyisiyle kötüsüyle değil. Sadece bizleri desteklemek için oradalardı. Dediğiniz gibi hani artık insanlar voleybolu izlerken heyecanlanıyor. Ve bunu başardığımız için, önceki zamanlarda da başardıkları için çok gurur duyuyorum. Artık cidden Türkiye voleybol ülkesine çok yakın belki de olmuşuzdur. Ve bunun için de mutluyuz. Şu an görüyorum ki gittiğim restoranlarda, kafelerde artık maçlar yerine voleybol maçları, futbol maçları yerine voleybol maçları izleniyor. Eskiden kimin kimle oynandığını, ligde kimin olduğunu bilmeyenler bile artık taksiler, restorandaki garsonlar, pazardaki teyzeler bile voleybol maçlarını konuşuyor. Ben taksiye bindiğimde taksiciden şöyle bir dönüt alıyorum. Bütün yaz milli takımı izledik. Gerçekten çok gururlandırdınız, bizi buralarda ağlattınız diye. Bu gerçekten çok değerli bir duygu. Ve artık Tuğba dedi diyebilir miyiz diye. Bence artık diyebiliriz yani, Türkiye voleybol ülkesi artık. Çok duyuyorum bunu. Artık 25-30 yaşındaki bayanlar bile voleybola yazılmak istiyorlar. Onlar da oynamak istiyorlar. Heyecanlı herhalde. Covid'den sonra bizim bu yazı iyi geçirmemizden sonra insanların ilgisi, bakış açısı cidden çok değişti. Bunun için yani mutluyuz ve insanların bizi desteklemesi bizim artık hak ettiğimiz anlamına geliyor. Hak ettiğimizi gördüğümüz anlamına geliyor. Bu da iki taraflı da mutlu hissettiriyor. Bence dünya çapında ismini duyurmuş olmasının nedeni, sayısız başarılarla dolu olmasının nedeni etrafındaki görüşlere açık olması ve bunu kabullenmesi. En iyi ben biliyorum deyip yoluna devam edebilen bir insan olabilirdi ama etrafındaki insanların görüşlerini alıp gerçekten kendi görüşlerini bunlarla şekillendirebiliyor. Tavsiyeye açık bir insan olduğu için çok başarılı ve bunu sahada da yansıtıyor. Ve biz de açık olarak fikirlerimizi söyleyebiliyoruz. Sadece onun fikirlerine, görüşlerine göre ilerlemiyor her şey. Bunu kabul ettiği için zaten çok başarılıyız ve o ayrıca dünyada ismine söz ettirmiş sayılı antrenörlerden birisi. Bence Zehra'nın dediği gibi ben dünyanın en iyi antrenörüyüm ya da benden üstün yok tarzı kesinlikle değil. Kesinlikle her konuda açık. Biz onunla her türlü açık görüş yapabiliyoruz. Ve zaten her gün antrenmanda neredeyse yeni bir şeyler daha öğrenebiliyoruz. Ben yaklaşık 5 senedir buradayım. Ve Giovanni her öğrendiğini bize de uygulamaya çalışıyor. Ve yenilikçi bir insan. Bu da başarıyı getiriyor yani, öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hem sorularıma içtenlikle yanıt verdiğiniz hem de Vakıfbank forması altında bu uluslararası başarıyla tekrardan gururlandırdığınız için artık ben diğer kupalarda, diğer arenalarda size başarılar diyeceğim. Ve röportajımızın artık sonuna geliyoruz. Evet, Vakıfbank'tan Zehra Güneş ve Tuğba Şenioğlu'nun görüşleri bu şekildeydi. Biz ona tabii onlara kalan 3 kupa için başarılar diliyoruz ve röportajımızın sonuna geliyoruz.